Gözbek.com kanalından merhabalar herkese. Gündem konumuz İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın 1735 sol ve sağ pistleri üzerine inşa edilen Sahra Hastanesi. Bu pistlerin yıkılması, sökülmesi kamuoyundan tepki gördü. Dünyadaki örnekleri neler yapılıyor? Bu konuyu konuşmak üzere Havayolu 101'den Doktor Abdullah Nergiz ile beraberiz. Sağlık saat yerinde mi, aile iyi mi? Önce onu soruyoruz. Bomba gibiyiz, hijyenik, sinerjik ve enerjik durumdayız Tolga. Seni çok iyi gördüm. sağlıklı ve mutlu günler diliyorum Havayolu 101 ailesine ve sizlere. Geçtiğimiz Kasım ayında Millet Bahçesi ile ilgili bazı çalışmaların olacağı ilan edilmişti ama Atatürk Havalimanı tabii Türk havacılığı için hem askeri hem sivil anlamda farklı bir yeri var değil mi? Doğru. Atatürk Havalimanı deyince genelde son belki 50 senesi falan akla geliyor, 60 senesi geliyor ama aslında Türkiye'de havacılığın ilk başladığı nokta 1912-1913 dönemin Harbiye Nazırı, daha sonra Sadrazamı Mahmut Şevket Paşa tarafından yapılan bir görevlendirme sonucu. O dönemki ismi Ayastefanos olan mevkide bir hava istasyonu kuruluyor ve ilk çalışmalar orada başlatılıyor. Yani bugün bildiğimiz aslında Atatürk Havalimanı'nın arazisinin olduğu bölge ve orada gelişiyor Türkiye'de havacılık. Oradan ilk uçuşlar yapılıyor. Askeri anlamda başlıyor ama daha sonra sivile dönüyor. 1920'lerde Air France'ın yani Fransız şirketin orada işletmecilik yaptığını görüyoruz. Hatta orada tabii bugünkü anlamda çok basit kalıyor ama terminal binaları kurduğunu, Paris'ten İstanbul'a seferler yapıldığını aktarmalı olarak bunları görüyoruz. Daha sonra işte millileştirme çalışmaları kapsamında Türk Hava Yolları'nın kuruluşu, daha doğrusu Devlet Hava Yolları'nın kuruluşu ve oradaki bölgedeki tesislerin devralınması süreci başlıyor. 1950'lerde de modern anlamda, bizim o eski Türk filmlerinde gördüğümüz o dış hatlar terminalinin de yapılmasıyla modern anlamda Yeşilköy Havalimanı ismiyle Atatürk Havalimanı'nın ilk modern temelleri atılmış oluyor. Malum özellikle 2002-2003 sonrası Türk Hava Yolları'nın çok hızlı büyümesiyle birlikte Atatürk Havalimanı da hızlı bir biçimde büyüdü. Ve belli bir noktadan sonra artık ihtiyacı karşılayamaz hale gelmişti. O dönemde ne zamanlar diyelim işte 2010'lu yılların başları tartışma oldu. İşte havalimanını mevcut durumuyla mı, mevcut sahasında mı büyütsek yeni pist, yeni terminal binaları yoksa tamamen farklı bir noktaya, İstanbul'u tamamen farklı bir noktaya yeni bir havalimanı mı inşa etsek diye yola çıkıldı ve karar yeni bir havalimanının inşası yönünde alındı. 2013 yılının Mayıs ayında ihale yapıldı, yeni havalimanının ihalesi. İhaleye çıkış tarihi, Devlet Hava Meydanları'nın ihaleye çıkış tarihi ise o tarihten yani 4 ay falan önceydi, 2013'ün ocağı. Yani dolayısıyla 2012 yılında hazırlanmış bir ihale şartnamesiyle doğal olarak, herhangi bir sıkıntı yok yanlış anlaşılmasın, doğal olarak 2012 yılında hazırlanmış, o dönemki şartlar çerçevesinde düşünülerek hazırlanmış bir ihale şartnamesiyle projeye başlandı. Orada şöyle bir ayrıntı var Tolga. Şartname diyor ki yeni havalimanı açıldığında İstanbul'un Avrupa yakasında yolcu uçağı seferlerine açık olacak tek yer yeni havalimanı olacak. Yani yeni havalimanı devreye girdikten sonra Atatürk Havalimanı'ndan yolcu uçağı seferleri, tarifeli yolcu uçağı seferleri yapılamayacak. Kargo net bir şey yoktu değil mi bu ihale şartnamesinde? Sadece yolcu olarak belirtilmiş. Evet, sadece yolcu uçakları oraya mecbur tutuluyor. Onun dışındaki kargo uçuşları, VIP uçuşları, genel havacılık dediğimiz özel jet uçuşları bunların hepsi için Atatürk Havalimanı açık durumda kalmaya devam edecekti. Tabii zaman ilerledi. 2018-2019 işte yeni havalimanı açıldı ve biliyoruz geçen sene 6 Nisan 7 Nisan günleriydi herhalde 5-6 Nisan o civarı olsa gerek evet. Tam bir sene önce kadar yeni havalimanına taşınma gerçekleşti. Orada şöyle bir şey oldu tabii. Türk Hava Yolları'nın kargo tesisleri hazır olmadığı için Türk Hava Yolları kargo uçuşlarını doğal olarak Atatürk Havalimanı'ndan yapmaya devam etti. Herhangi bir sıkıntı da yaşanmadı. Oradan uçuşlar devam etti. Diğer kargo uçuşları da oradan yapanlar da var. Genel havacılık uçuşları devam etti. VIP uçuşları devam etti ve günümüze geldiğimizde Atatürk Havalimanı aslında tabii ki yolcu uçağı seferleri dönemindeki gibi yoğunlukta değil normal olarak ama seferlere devam etti. Açık bir biçimde faydalanılmaya devam etti Atatürk Havalimanı'nda. Geçtiğimiz Kasım ayında Atatürk Havalimanı tabii aynı zamanda da şehrin çok önemli bölgesinde emlak değeri de çok yüksek bir yer. Evet. Tabii ki insanların yaklaşımları
buraya bir alışveriş merkezi mi yapacak, emlak mı gelecek, ne olacak, ne bitecek? Bir taraftan da tabii ki pistlerin stratejik önemi var. Bir havalimanı her zaman ülkenin ekonomisine katma değer oluşturan çok önemli bir altyapı ve he dediğiniz zaman kuramıyorsunuz, edemiyorsunuz ve günümüzde geçtiğimiz bir Kasım ayına gelirsek bir plan açıklandı Atatürk Havalimanı ile ilgili. Evet, aslında ona bir bakmak lazım Tolga. Yani orada bayağı kapsamlı bir plan hazırlandığı görülüyordu. Havalimanı kabaca yarıya bölünmüş diyebiliriz Atatürk Havalimanı o çerçevede. Bugün işte o tartışma konusu olan Kuzey-Güney pistlerinin, 1.7-3.5 pistlerinin bulunduğu alan tamamen aslında Millet Bahçesi projesi kapsamında ayrılmış bir bölge. Hatta pistlerin iki başına, iki ucuna bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önerildiğini görüyoruz. Ve şu an hastanenin, bu Sahra Hastanesi veyahut da salgın hastalıkları için yapıldığı söylenen hastanenin yapıldığı yer aslında o planda külli olarak görünüyor. Yani zaten daha önceden ayrılmış bir bölgede başlatılan bir inşaattan söz ediyoruz ve aynı sahaya baktığımız zaman işte gençlik merkezi, müze alanı, ne bileyim eğlence bölgesi, afet toplanma bölgesi, yine fuar alanı gibi birçok şeyin o bölgeye dahil edildiğini, yani şu anda inşaatın başladığı ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda da uzunca bir süre devam edecek olan 1.7-3.5 pistlerin olduğu bölgeye nin ayrıldığını görüyoruz. Diğer tarafsa yani ben şu an şunu soracağım, lafını bölüyorum. Şimdi 1.7-3.5 pistleri İstanbul Havalimanı'ndaki kuzeyli güneyli pistlerle aynı doğrultuda olduğu için geçen sene geçişin tamamlanmasının arkasından devlet hava meydanları üzerine çarpı işareti koyarak bu pistlerin operasyonunu operasyona kapamıştı. İniş ve kalkışlar 05.2.3 pistine, yani Florya Ataköy yönündeki piste saatte 5 iniş ve 5 kalkışa izin veriliyordu son durum. Evet. Lafını gördüm dedim, şeyi soracağım sana, bu izleyicilerimize bu açıklamayı yaptıktan sonra bu bölgenin sol tarafına, hani kuzeye doğru baktığımız zaman sol tarafında eski MNG Teknik, şu anki HABOM'un büyük bir bakım merkezi var. Hemen onun ilerisinde de genel havacılık için inşa edilmiş çok sayıda hangar var. Doğru. Sağ tarafında ise HABOM'un birinci ve ikinci, biri eski biri yeni, iki dev hangarı var. Buralar bu planda ne oluyor? Şöyle, benim gördüğüm kadarıyla bir müze alanı var. Az önce bahsettiğim o hangarlar, genel havacılık MNG Teknik'in, eski şu an Türk İş Teknik'in olduğu o bölgede müze alanı var ve gençlik merkezi var. Ki aynı bölgede biliyorsun Türk Hava Yolları'nın uçuş eğitim tesisleri de var aslında. Simülatörleri var, evet. Evet, onların olduğu bölge müze alanı ve gençlik merkezi olarak ayrılmış. Diğer taraf, pistin diğer tarafı, yani Kuzey-Güney pistlerinin doğusunda kalan alan, Türk İş Teknik'in tesislerinin bulunduğu, Onur Teknik'in tesislerinin bulunduğu bölgeler ise fuar alanı olarak ve müze alanı olarak yine ayrılmış gözüküyor. Bir de yaşam merkezi var ki o şu an Türk İş Doku'nun olduğu, ikram tesislerinin olduğu bölgeye denk geliyor kabaca. Yani o bölgelerin tamamı aslında o proje çerçevesinde ayrılmıştı Tolga. Genel havacılığın olduğu bölgelerde işte gençlik merkezi olarak görüyorum ben oraları. Diğer taraf, az önce bahsettiğin Florya Ataköy yönündeki 05-23 pisti faaliyetine devam edecek gibi gözüküyor. Benim o plandan anladığım bu. Çünkü oraya genel havacılık ibaresi konmuş ve eski dış hatlar, pardon, eski derken yani Atatürk Havalimanı'nın dış hatlar terminali ise anladığım kadarıyla o bölge için kullanılacak, bir terminal olarak kullanılacak. Hani herkesin söylediği bölge vardı ya, burasının niye hastane yapılmadı, buradaki binalar falan diye. O binalar benim anladığım o plandan Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya, bir yolcu terminali olarak kullanılmaya devam edecek gibi görünüyor. İnşallah da böyle olur. Çünkü ben Atatürk Havalimanı gibi şehirle bu kadar bütünleşmiş, şehrin merkezinin artık bir şehir havalimanı niteliğini kazanmış bir havalimanının kapatılacağına inanmıyorum doğrusu Tolga. Çünkü bu altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi olur. Yani altın yumurtlayan tavuğu kesmek deyiminin herhalde ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Evet. Elimizde böyle bir hazine varken bunu çöpe atmak doğru olmaz. Zaten dünyanın diğer taraflarına baktığımızda da böyle yerleşik durumdaki havalimanlarının kolay kolay kapatılmadığı, bir şekilde ya dönüştürüldüğü veya bekletildiğini görüyoruz. O konuya biraz sonra geleceğiz ama ben şu örneği de vermek istiyorum. Bir havalimanının pistlerinin can damarı olduğuna inanıyorum. Sonuçta
Atatürk Havalimanı'nda 3 pist vardı. İkisi bu inşaat nedeniyle şu an kırılıyor ve önemli bir kısmı niteliğini kaybetmiş durumda pistler. Tek piste kalıyor. Allah korusun, bu hazırladığım videoda da bu fikrimi söylemiştim. Elinizdeki ne kadar çok pist olursa o kadar fazla size bir imkan doğru sağlanır. Yaşanacak bir meteorolojik problem, bir Allah korusun kaza kırım sonrasında bu pistleri her zaman korumanız gerektiği inancındayım. Evet. Şehir içinde kalmış havalimanlarına da kısaca bir değinelim istersen. Benim hemen aklıma Londra'daki London City geliyor. Kısıtlı pistine evet rağmen hem işletlerine hem yolcu uçaklarına bölgesel anlamda hizmet veren 1299 metrelik pisti var. Bu meydanlarda çok yoğun, enteresan bir şekilde kullanılıyor ve buraya da bir trafik çıkıyor sonuçta. Evet, mesela verdiğin örnek çok doğru. Londra'nın tam merkezinde kısa da olsa pisti olan bir havalimanı var ve özellikle iş adamlarının kullandığı bir havalimanı. Çünkü oradan çıktığınız anda neredeyse şehrin merkezine inmiş oluyorsunuz. O kadar gürültünün, işte çevre kirliliğinin vesaire bu tarz konuların hassasiyetle değerlendirildiği bir ülke olmasına rağmen İngiltere, şehrin merkezindeki bu havalimanını kapatmamış. Tam tersine şu an orada çalışmalar devam ediyor. Terminal binasının yenilenmesi, modernleştirilmesi konusunda ve önümüzdeki dönemde de herhangi bir kısıtlama, aksaklık vesaire olmadan şu anki durumdaki operasyonlarına devam edecek oradaki şehir havalimanı, City Airport. Onun dışında dünyanın diğer taraflarına da baktığımız zaman Tolga, yakın zamanda yeni bir havalimanı yapıldıktan sonra eskisinin kapatıldığı örnek pek yok gibi. Yani çok evet az, bir iki istisna var. Onlar da 20 senenin üzerinde bir geçmişe sahip. Yani işte 1990'ların sonunda Hong Kong'da Kai Tak Havalimanı'nın kapatılması ama var. Hong Kong çok ekstrem bir örnek. Arazinin olmadığı bir yer. Kai Tak Havalimanı kapatıldı. Çok efsaneydi oranın yaklaşması. Dağın üzerinden bir kaide dönüşüyle çok özel eğitim gerektiren, uçuş imkanlarının zor olduğu bir meydandı. Mecburen tabii Hong Kong'da başka yer olmadığı için kapamak durumunda kaldılar. Yeni meydan. Tabii tabii. Yani iniş çok zor senin dediğin gibi orada. Neredeyse binaların üstünden böyle binaları yalayarak iniyor. YouTube'dan arkadaşlar videolarını da görebilirler. Mecburiyetten orası kapatıldı. Gerçekten riskli bir meydanlık. Zaman zaman kazalar da yaşanıyordu. Yeni bir havalimanı yapıldı. Ama ne zaman? 1998'de. Şimdi mesela başka örnek var mı? İşte Münih Havalimanı var. Münih'te yapılan bir şey var. Ama evet, Münih o kadar büyük bir şehir değil baktığınız zaman, İstanbul'la mukayese ederek söylüyorum. Çok daha küçük hacimde ve bu dediğim tarih 1992. Yine Kuala Lumpur'da olmuş ama bu da yine bir 15-20 sene önceki olaylar. Yakın döneme baktığımız zaman şu yapılıyor genel olarak. Ya mevcut havalimanı büyütülüyor bir şekilde, ya terminal ya pist, bunlar yenileniyor, yeni teknolojiler geliyor, kapasite artıyor. Veya ikinci bir şey, çok zorda kalındıysa yeni bir havalimanı yapılıyor ancak o yeni havalimanı mevcutla beraber kullanılacak şekilde tasarlanıyor ki çok güzel bir örneğini geçen sene gördük. 2019 yılında bizim yeni havalimanı açıldıktan yaklaşık bir 6 ay sonra Pekin'de yeni havalimanı devreye girdi. Daxing evet Airport, Daxing Havalimanı. Yeni havalimanı çok büyük, gerçekten çok şık da bir mimarisi var. 4 tane pisti var, kendine özel hızlı tren hattı var, metro hattı var, otoyolları var. Her şeyle dört dörtlük bir havalimanı ama Çin bu havalimanını devreye sokarken mevcut havalimanını kapatmadı. Onunla beraber çalışacak şekilde tasarladı ve yolunu o şekilde devam etti. Dolayısıyla İstanbul'da da şu anki şartlar çerçevesinde düşündüğümüz zaman Atatürk Havalimanı'nın bir şekilde korunması ve konuya dahil edilmesi, yani yolcu seferlerine dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü en başta da belirttim ya, yeni havalimanının ihalesi yapılırken 2012 yılında hazırlandı o şartname ve o şartlar çerçevesinde bir takım projeksiyonlar yapıldı geleceğe yönelik olarak. Ama şu anda özellikle bu koronavirüs salgınından sonra içerisine girmiş olduğumuz süreç olayı bambaşka bir noktaya götürdü ve benim şahsi fikrim, yeni havalimanında 3. pistin tamamlanmasından sonra bir sonraki aşamalara geçiş pek de kolay olmayacak. Çünkü onu da hatırlatalım, orada süreklilik arz eden bir inşaat öngörülmemişti. Yolcu sayılarıyla tetiklenecek şekilde bir proje planı vardı Tolga. Yani mesela işte 80 milyon yolcuya ulaştığı zaman havalimanındaki yıllık yolcu sayısı, ikinci terminalin inşaatı başlayacaktı. Her iki terminaldeki toplam yıllık yolcu sayısı 110 milyona ulaştığında da uydu terminallerinin ve işte ilave pistlerin vesaire onların inşaatları başlayacaktı. Ki şu anki görünüm bu
projenin bu şekilde ilerlemeyeceğini açık bir biçimde bizlere söylüyor. Dolayısıyla o şeyi, yeni havalimanına 3 pist artı gayet de büyük bir terminali var. Uzun yıllar rahatlıkla hizmet verecek. O çerçevede düşünüp Atatürk Havalimanı'nı dediğim gibi yeniden oyuna hazırlamak lazım. Ki bu noktada Tokyo'dan ben bir örnek vereyim. Tokyo, Haneda ve Narita havalimanları. Oradaki havalimanlarında şöyle bir şey yaşanmıştı. 70'li yıllarda Narita yapılıp hizmete açıldığı zaman, yine 1978 falan olması lazım. Haneda havalimanı sadece iç hatlara hizmet verecek şekilde dizayn edilmişti. Yani dış hatlar ve bir kısım iç hatlar Narita'dan, diğer geri kalan tüm iç hatlarsa Haneda'dan yapılıyordu. Ve çok uzun yıllar bu şekilde devam etti Tokyo. Ne zamana kadar? 2010 yılına kadar. 2010 yılı gelindiği zaman dendi ki artık kapasite karşılamıyor. Biz Haneda'yı da yurt dışı uçuşlarına açacağız dediler. Ve 2010 yılından beri kademeli olarak Haneda'da yurt dışı uçuşlarına açıldı. Hatta eğer bu salgın hastalık olmasaydı Türk Hava Yolları şu günlerde Haneda hattını da Tokyo'daki ikinci noktası olarak Haneda uçuşlarına da başlatmış olacaktı. Dolayısıyla ben kafamda öyle bir resim çiziyorum. Atatürk Havalimanı en azından 0523 pisti ve dış hatlar terminali, ki onu iç hatlar olarak kullanılır diye düşünüyorum. O terminalle beraber çok ciddi bir biçimde korunmalı, uçuşlara açık tutulmalı ve önümüzdeki dönemde iç hat uçuşlarına buradan yeniden start verilmeli diye düşünüyorum Tolga. Yaklaşımın çok farklı değil, beraber aynı şekilde düşünüyoruz. İnşallah bu gelişmeler olur çünkü insanlar şöyle yorumlarda bulundular. Hastane önemli değil mi? Tabii ki hastane çok önemli. Tabii ki öyle. İnsan kaybı bile yaşanmasın. Buradan hayat bu şekilde, düzgün bir şekilde kimseyi kaybetmeden en az zararla geçelim. Ama bir yandan da bu ülkenin çok ciddi katma değer katan bir yeri Atatürk Havalimanı dediklerine katılmamak elde değil. Ben Tolga, bir de şunu açayım istersen bu konuyu. İç hatlar deyince çünkü insanların kafası şöyle karışıyor. Ya işte yeni havalimanı ne olacak o zaman? Ya yeni havalimanı iç hatlar ve dış hatlara aynı anda devam edecek. Benim Atatürk Havalimanı'nda iç hatlardan kastım şu. Sadece Türkiye içerisinde seyahat edecek yolculara hitap edecek şekilde bir network planlama, bir uçuş planlaması yapılabilir. Yani bu Türk Hava Yolları olur, başka bir havayolu şirketi olur, yeni bir havayolu şirketi kurulabilir, bilemiyorum. Oraya konuşlandıracağı belki de 3-4 uçakla gün içerisinde az sayıda sadece İstanbul'a gelip gidecek olan yolculara hitap edecek şekilde. Yani aktarmalı uçuşu olmayan yolculara. Diyelim Ankara'dan siz İstanbul'a geleceksiniz. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nı kullanmaya devam edeceksiniz. Ama siz Ankara'dan mesela Türk Hava Yolları'nın bir aktarmalı uçuşuyla Londra'ya gidecekseniz yine yeni havalimanına gideceksiniz ve oradan aktarmanızı yapıp devam edeceksiniz. Yani aynı anda İstanbul'u yeni havalimanından da Atatürk Havalimanı'ndan da Ankara'ya seferler olacak. Bu sayede sadece İstanbul'a gelip gitmek isteyen yolcular Yeşilköy'ü kullanırken, Atatürk Havalimanı'nı kullanırken aktarmalı uçuşu olanlar uçuşlarında yeni havalimanını tercih edebilecekler. Ki onun bir hesabını da yapmıştım ben. Hani aynı anda çalışmaz falan deniyor ya havalimanları. Zaten çok böyle bir yüksek kapasiteye ihtiyacı olmayacak benim bu önerdiğim plan çerçevesinde. Çünkü İstanbul'dan yani Atatürk Havalimanı'ndan belki Ankara'ya 5-6 uçuş günde, İzmir'e 5-6 uçuş. İşte Antalya, Adana, Trabzon, Kayseri gibi noktalara birer ikişer uçuş. Bu şekilde topladığınız zaman zaten günde 25-30 tane uçuş anlamına geliyor ki zaten salgın öncesindeki durumda Türk Hava Yolları oradan günde 30 tane kadar kargo uçuşu yapıyordu. Yani zaten kargo mevcut durum... Şeye geçecek bu uçaklar, İstanbul Havalimanı'na doğrusu. Tabii. Oraya geçeceği için zaten onlar çıkacak. Burası boş kalacak. Burada rahatlıkla yolcu seferleri yapılabilir ve bundan herkes kârlı çıkar Tolga. Yani yolcular İstanbul'a, tekrar söylüyorum, İstanbul'un içine gidecek olan yolcular çok ciddi miktarlarda taksi parası veya işte benzin ücreti ödemekten kurtulacaklar. Zamandan tasarruf sonra 1-1,5 saat her uçuşta şu anda kayıp var iç hat uçuşlarında yine havalimanı kullananlar açısından. Bu kayıptan kurtulacak insanlar ki zamanı, para, istediğiniz kadar para verin, geriye çevirmeniz mümkün değil. O yüzden bu planın özellikle işlenmesini ve Atatürk Havalimanı'nın canlı bir biçimde tutulması gerektiğine inanıyorum. Az önce söylediğim şeyi bir daha tekrar edeyim. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek olur Atatürk Havalimanı'nın kapatılması. En azından şu anki 0523 geri kalan pist o şekilde görüyoruz. O pist çerçevesinde bir uçuş planıyla buranın aktif bir biçimde iç hat uçuşlarına açılması gerektiğine inanıyorum. Evet.
Bir de tabii şeyi de ben gündeme getirmek istiyorum. Berlin'i. Geçtiğimiz günlerde Berlin Havalimanı ile ilgili açılamayan Brandenburg'la ilgili seninle konuşmuştuk. Çok detaylı, güzel bilgiler vermiştin. Bir de tabii Berlin'in Soğuk Savaş günlerinden gelen Tempelhof Havalimanı var. Tempelhof kapandı. Evet. Uzun yıllar burası kullanmıştı. Hatta defalarca İle Berlin'in havacılık fuarına gitmiştik biz o. Yani yolcular inmedi o havalimanına ama İle Berlin havacılık fuarlarında o meydanı görmüştük. Şimdi ben dün seninle konuşmamızdan önce biraz dersimi çalışmak için Google Earth'e baktım. Uydu fotoğraflarına baktım. Pisti duruyor oranın ki bu uydu fotoğrafları bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük, maksimum bir aylık sürelerle yenileniyor. Pistler duruyor. Almanya, Berlin, emlakın en pahalı olduğu kentlerin başında. Doğru. Bu pist niye sökülmemiş olabilir? Aslında sen bütün söylenecekleri söyledin Tolga. Yani şehrin merkezinde son derece değerli, Berlin gibi emlak fiyatlarının son derece yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi. Ve Tempelhof, Berlin'i bilenler bilir, oldukça merkezi konumdaki bir havalimanı. Ta Nazi döneminden gelen bir geçmişi de var aslında. Ve burası acaba yıkılıp böyle bir imara mı açılsa diye tartışmalar olmuştu bundan 10-15 sene kadar evvel. Yanlış hatırlamıyorsam bir halk oylaması yapıldı o konuyla ilgili. Ve buranın bir şehrin içerisinde bir park gibi insanların gidip orada işte bisiklet sürebileceği, rahatlıkla çimenlerinde oturup sohbet edebilecekleri bir ortama çevrildi. Hem bina tutuluyor. Yani terminal binası tutuluyor, çok, evet. Çok efsanevi bir böyle bir güzel, o dönemin mimarisini yansıtan bir binası var. Hem o tutuluyor, hem apron tarafı tutuluyor, hem de senin de belirttiğin gibi iki tane pist ve iki pist de şu anda normal haliyle orada beklemeye devam ediyor. Demek ki acil bir durum olursa, belki de ihtiyaç halinde, çok sıra dışı bir şey olduğu zaman burayı kullanmak mümkün olabilir ki mesela 2012'de Suriye'den bölgeye gelen sığınmacılar için terminal binaları ve hangarlar 1200 kişi için kullanılmış o dönemde. Tabii hani evet, bizim ülkemiz gibi Almanya'da öyle deprem meprem veya olağanüstü felaketlerin olma oranı daha düşük ama bu meydanı en azından kullanmışlar. Hala benim aklımda kalan o pistin üzerinde bisiklete binen, kaykay yapan çocuklar. Evet, doğru. Ki ben şunu ekleyeyim. Mesela şu salgın hastalık Almanya'da kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Ama mesela daha işin yüksek bir boyuta ulaştığını düşünsek, kontrolden çıktığını düşünsek, belki de bu havalimanını bir hızlıca sahra hastanesi haline getirip, böyle çok böyle derinlemesi bir inşaat değil de sahra hastanesi dediğimiz daha basit tarzda bir hastane kurup, o pistleri belli hastaları oraya nakletmek amacıyla da faal olarak kullanmak mümkün olacaktı diye tahmin ediyorum ben Tolga. Almanların gerçekten bu yaklaşımları, pisti sökmemeleri, dediğin gibi emlak açısından çok pahalı araziler, İstanbul'da öyle, enteresan olmuş gerçekten. Dönüşüm projeleri için verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Bakalım İstanbul'da neler göreceğiz. Önümüzdeki günler bu tartışmalara doğru gideceğiz. Yine biraz ara verdik, bu hafta ara verdik ama önümüzdeki hafta istersen farklı bir konuklarımız olsun, bir havayolu sektörü ne oluyor diye bir sektörü kurtarmaya çalışalım istersen beraber. Olur, olur. Haftaya kısmetse birlikte biraz daha geniş bir kadroyla bir çalışma yapalım seninle Tolga. Tam kadro, bakalım neler gelecek, neler söylenecek. Bilgiler için çok teşekkürler. tolgaozbek.com ve Havayolu 101'in beraber hazırladıkları bu videoları cuma günleri yayınlamaya çalışıyoruz. Bazen acil konular oluyor, öne alıyoruz veya atladığımız haftalar da oluyor ama haftaya yeni bir konuda hep beraber görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detaylı havacılık haberleri hem tolgaozbek.com'da, analizler havayolu101.com'da. Bizlere yaptığınız yorumlarla gelecekte çekeceğimiz yeni sivil havacılık konusundaki videolar için konu önerilerinde de bulunabilirsiniz. Bildirimlerinizi de atmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.